bilgilendirme. Garipede Dergi Acemi ve Alevi toplumunun inanç merkezidir. Bu kapıdan içeriye giren hiç kimse inancı, milliyeti sorulmaz. Alevi misin, Sünni misin diye sorulmaz. Çünkü Garip Dede garipleri, fakiri, fukarayı, hoşgörü, barış ve sevgiyle tüm toplumu eşitlikli dengede tutarak her canı mihman kabul eder. Bugün bilgisi, düşüncesi ve ideolojisi kirli olan bir şahıs cem evimize gelmiş, ısrarla namaz kılmak, abdest almak istemiş, kısacası bir takım tahrik edici hareketlerde bulunmuştur. Kirli fikirlerine bahane arayan bu karanlık zihniyetli şahsa canlarımız tepki vermiştir. Bunun üzerine bu şahıs da ileri giderek dergahımızın yaşam alanı içinde sağa sola saldırmış ve Atatürk büstümüze zarar vermiştir. Bu iğrenç saldırıyı kınıyoruz. Alevi toplumunun düşünce, kanaat ve adaletin taşıyıcısı olan cem evlerimizde sadece Aleviler cem yapar. Yeryüzündeki farklı farklı inançtaki insanların kendi ritüel ve ibadet şekillerini kendi inandıkları mekanda yapması samimiyettir diyoruz. Hiç kimse bir başkasına nasıl ibadet edileceğini dayatamaz. Kimse gidip benim gibi ibadet edeceksiniz diye tehdit edemez. Kimse kendi inancını bize dayatmasına asla izin vermeyiz ve vermeyeceğiz. Bu saldırı bir provokasyondur. Tüm canlarımızı bu konuda sağduyuya çağırıyoruz. Garip Dede Dergi Vakfı Yönetim Kurulu. Türkiye Alevi Federasyonu. Burada aslında çok karşılaşıyoruz. Cem evlerine çok yaşanıyor. İnsanlar geliyor buraya, namaz kılmak istiyorum, abdest almak istiyorum diyor. Halbuki buraya yattım. İki tane cep, iki tane cami var mesela. Hemen 100-200 metre mesafede. Bugün de buraya gelen şahıs ısrarla namaz kılmak istiyor, ısrarla abdest almak istiyor. Israrla binaların odalarından birine niye mescit yok, namaz kılma yeri yok diye tartışıyor. Türbenin içine giriyor, kendine bir şey yapıyor. En sonunda çıkıyor bu türbenin hemen yanındaki o yeşilin üzerinde namaz kılmaya çalışıyor. Çok kimse müdahale etmiyor. Ondan sonra çıkıp sağa sola saldırıyor. Sataşıyor yani, öyle söyleyelim. Aynı anda burada şey de var, biliyorsunuz burada her gün cenazeler kalkıyor. Bir cenaze de var burada, kalabalık insanlar, neyse ki insanlar lokmada o anda. Yoksa daha büyük bir tartışma da yaşanabilirdi. Bizim buradaki yani yönetim bir şekilde şey müdahil oldu ve işin daha büyümesini engelledi. Arkasından aynı şans geliyor, etraftaki heykellere saldırıp burada da gelip Atatürk bizim kırıyor. Yani böyle tam bir provokasyon olayı olma şekli bu. Bu ilk defa da yaşanmıyor. Yani defalarca yaşanan bir şey. Sürekli provoke etmediğimiz bir şey. Sataşıyorlar ama ona rağmen insanlar, cememdeki insanlar daha sakin davranıyorlar. Dolayısıyla biz bu provokasyonu bir şekilde atlatmış olduk. Öyle diyelim. Sevgili canlar, son süreçte kendini gazeteci sanan bazı gruplar hem Türkiye Alevi Federasyonu'nun genel merkezi olan Garip Dede Dergahımızı, aynı zamanda Garip Dede Dergahımız Türkiye'deki dergahların da içerisinde olduğu en merkezi konumda ve en kalabalık olan kurumlarımızın başında geliyor. Bu provokasyonu yaparak bizim barışımızı, huzurumuzu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Türkiye Alevi Federasyonu olarak barış için mücadele verdik ve mücadelemize devam ediyoruz. Ancak şu anda da gördüğünüz gibi Atatürk'ün büstü yerinden sökülmüş. Burada herhangi bir fiziki saldırı olmuş olsaydı eğer, bunun bedelini kim ödeyecek? Ağızlarını açınca, ellerine kalem alınca pislik yazanlar mı ödeyecekler? Ülkemizin barışını bunlar mı bozacak? Biz Aleviler olarak birlikte yaşam için yıllarca mücadele verdik ve mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama durum Türkiye'nin içerisinde sanki bir örgütlü yapı bunu her yerde yapıyormuş gibi bir havaya doğru dönüşüyor. Çünkü son zamanlarda bu çok sık olmaya başladı tüm cemevlerimize. Biz Aleviler şunu açıklıkla ifade ettik. Yine ifade etmeye devam edeceğiz. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. Biz yine şunu çok defaatle ifade ettik, ifade etmeye devam edeceğiz. Şeriatın karşısında, yobazların karşısında, cumhuriyeti savunmaya, laikliği savunmaya, laik eğitim için mücadele vermeye devam edeceğiz. Şunu
son sözümüz şunu söylemek istiyorum. Herkes, tüm görevliler, tüm kamu düzenini yönetenler, bunlar bir önce suçlular sorgulanarak asıl ve gerçek failleri ortaya çıksın. Yoksa bunda hepimiz zarar görürüz. Barışın bozulduğu yerde kimse rahat edemez. Bugün talihsiz bir olay Galip'te dergahında yaşandı. Bu şahıs önce bana geldi. Abdest alınıp namaz kılınacak bir yer sordu. Sonradan türbeye uğramış ve türbede eline aldığı Kur'an'la beraber Atatürk büstünü kırdı ve halk yakaladı ama halk linç etmedi ve linç ettirmemek için de mücadele etti. Sonradan polisler aldı götürdü. Thank you.